aslında bu perspektif dediğiniz için söyleyeyim. Aslında bu yerel seçimler, aslında her dönemki yerel seçimlerin bize göre biraz daha farklı. Çünkü biz aslında genel oy toplamlarını çok fazla merak etmiyoruz. Yani hangi siyasi parti ne kadar oy alacak diye Türkiye anlamında. 1300'ün üzerinde seçim çevresi var Can Bey. Ve bu emin olun hemen hemen bu 1300'ün 1000'in üzerindeki seçim çevresinde herkes farklı sonuçlar bekliyor. Tabii. O kadar ilginç ki örneğin Türkiye nezdinde hiç iddiası olmayan siyasi partilerin belli bölgelerde belediye başkanlıklarını alabilecek kadar oy potansiyeline sahip olduğunu görüyoruz. Ya tam da bu aslında ittifaklardan bahsediyoruz. Kentlerde, ilçelerde adaylar üzerinde oluşan ittifaklar söz konusu. O kadar çok isim var ki o anlamda hani Konya'yı sayabiliyoruz, Yeniden Refah'ın işte Yozgat'ını, Malatya'sını, Şanlıurfa'sını, İyi Parti'nin Türkiye nezdinde bir oy kaybı olduğu görünüyor genel oylarında ama bunun haricinde iddialı olduğu, lokal olarak iddialı olduğu yerler var. İşte Ordu'dan bahsediyoruz, Alanya'dan bahsediyoruz, işte belli bölgede şehirden ama bunun dışında CHP'nin de mevcut bu 11 tane büyükşehir belediye başkanlığını korumak ve üzerine ekleyebileceği illeri tartışıyoruz. Bütün bunları alt alta koyduğumuzda biz seçim akşamı yanılmıyorsam hemen hemen Türkiye nezdinde değil de her il, her bölge için ayrı ayrı değerlendirmeler yapacağız. Bu resim aslında şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Ya biz doğal olarak hep İstanbul'u konuşuyoruz, Ankara'yı, Adana'yı, İzmir'i ama böyle ilçe bazında bile çok böyle sürprizlere gebe bir seçim sürecine girdiğimizi düşünüyorum. Bu seçim sürecine tabii girdik ve 27 gün kaldı. Artık finaline doğru da adım adım gidiyoruz. Birkaç parti çok konuşuluyor. Çekilecek denildi. Sözcü ekranlarında hayır çekilmiyoruz diyen Yeniden Refah Partisi. Şanlıurfa'da ve İstanbul'un ilçelerinde çok belirleyici olacak diyorlar. İstanbul Büyükşehir'in yanı sıra. Son anketleriniz de bunu gösteriyor mu gerçekten? Evet, gösteriyor. Ya bugün İstanbul seçimleri için konuştuğumuzda bu belirleyici çok parametre var. Aslında hep tanımlarken çok bilinmeyen de denklem diye tanımlıyoruz İstanbul'u. Çünkü burada Yeniden Refah Partisi evet önemli bir argüman. DEM Parti önemli bir argüman. Tabii. Zafer Partisi önemli bir argüman. Yani bunlar aslında sonradan kurulan siyasi partiler diye düşünüyoruz. Ve bunların alacağı oylar İstanbul seçim sonuçlarını çok belirleyici olacak. Yeniden Refah Partisi'nin alacağı oy aynı zamanda altını çizdiğiniz gibi ilçeler bazında da belirleyici olacak. Çünkü İstanbul'da hem İstanbul hem Ankara için mevcut belediye başkanlarının koyduğu bir hedef var. O da 2024 seçimlerinden sonra topal ördek olmayacağız. Yani Büyükşehir Belediye Meclisi'nin de kazanarak bir seçim alma diye bir hedef konuldu. Bu konuda bir ilerleme söz konusu. Ya örneğin biliyorsunuz hep tartışıyorduk İstanbul'da bazı ilçelerde bir önceki 2019 seçimlerinde 1,5-2 puanlık farklarla AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın kazandığı ilçeler hatta vardı. Seçim yenilenseydi belediye meclis üyeliklerinde de herhalde orada da tablo değişecekti değil mi? O tekrarlanan evet, evet yani ikinci defa yapılan Haziran seçimleri eğer bütün ilçelerde yapılsaydı Büyükşehir'i CHP alacaktı ve muhtemelen de 14 olan ilçe sayısı 18-19'lara çıkacaktı o zamanki sonuçlara göre. Şimdi de benzer bir şey söz konusu. Belli başlı ilçeler öne çıkıyor bu anlamda. İstanbul'da örneğin Üsküdar. Yani çok az bir oy farkı vardı. Orada da Refah Partisi'nin, Yeniden Refah Partisi'nin yani en az %4-5 civarı bir oyu söz konusu. Tabii bu oyu da Yeniden Refah Partisi seçmeni de Cumhur İttifakı havuzundan oy aldığı için bu önemli bir gösterge. Tabii bu arada şunu da hep söylemek istiyorum. Biz Cumhur İttifakı diye yek vücut bir seçime girildiğini varsayıyoruz ama sahadaki tablo öyle değil Can Bey. Yani örneğin MHP seçmeni tamamen %100 bir şekilde Murat Kurum'a oy vermiyor. Yani Murat Kurum'a oy veren bir kitlesi var elbette ama Azmi Bey'e haricinde ciddi bir oy geçişi mi var? Evet, Azmi Bey'e var. Ekrem İmamoğlu'na oy veren belli bir kitle var. Yani bu aslında MHP her kesimde adaya oy veren bir siyasi parti ama en çok da evet Zafer Partisi, Azmi Bey ve Ekrem İmamoğlu'na doğru yönlenen İstanbul'un bir oy var. İstanbul'un hesabı daha da karmaşık hale geliyor gibi. Evet çok çok karmaşık ama şu çok net görünüyor. Var olan kampanyalardan sonra
Biz bu seçimi bıçak sırtı diye hep tanımlıyoruz biliyorsunuz. Ve dengeler de kampanyalarla beraber değişmeye çok açık dengeler. Yani bunu da hem Murat Kurum'un kampanyasında hem de Ekrem İmamoğlu'nun kampanyasında görebiliyoruz. Ki şöyle bir şey de dikkatlerden kaçmıyor. Yani en son İstanbul seçimleri için Hazine Bakanı Mehmet Şimşek bile devreye girdi. Ya bu aslında ne kadar bir zorda olduğunu Cumhur İttifakı'nın gösteren bir işaret. Çünkü daha önce tanık olmadığımız şeylerdi. Hatta Mayıs seçimlerinden önce bile sahaya inmeyen, propagandaya katılmayan, seçim sonrasını bekleyen bir Mehmet Şimşek vardı. Gördüğümüz kadarıyla seçime bir ay kala İstanbul için sahaya inen bir Mehmet Şimşek de görüyoruz. Bu da Murat Kurum'un ve Cumhur İttifakı'nın kampanyada ne kadar zorlandığını gösteriyor. Ankara için demin çok net açıklamalar yapıldı. Ben şöyle yani, açayım Semih Bey, bekleyin. İstanbul için şunu söylüyordunuz. Birkaç puan 8 evet. gün önceydi en son konuk aldığımda sizi. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu birkaç puan önde, belediye meclis üyeliklerinde yine benzer bir tablo oluşabilir. Ama Ankara farklı. Ankara'da 50'yi bulacak gibi Mansur Yavaş tek başına adaylığında, belediye meclis üyeliklerinde de CHP ağırlığı olacak gibi diyordunuz. 8 günde herhangi bir şey değişti mi? Bu tahmininiz devam ediyor mu? Şimdi bu tahminim devam ediyor dediğiniz gibi. Yani Ekrem İmamoğlu'nun trend olarak başa baş başlayan o kampanyadan sonra trendinin yükseldiğini görüyoruz. Tabii bu ne olur, nereye varır? Çünkü seçimin biliyor bu yerel seçimler seçimin son 2-3 haftası iyice kampanyalar kızışıyor. Aslında saflar iyice belirleniyor. Ankara için o gün söylediğimizin de dışında bir tablo var. Ankara'da Sayın Mansur Yavaş'ın son dönemde o farkı aştığını görüyoruz. Ya zaten bir 2019 seçimlerinde %50'nin üzerini yakalayan bir Mansur Yavaş söz konusuydu Ankara'da. Ama şu anda o oy oranının daha da arttığını görüyoruz. Büyükşehir kazanma konusunda da biraz önce siz söylediniz haberlerinizde. Evet, örneğin Sayın Özgür Özel Eryaman'da bir miting yapacak. Evet. Çünkü CHP'nin problemlerinden biri de Can Bey, kendi o seçmenini veya bu seçim sonrası, kurultay sonrası aday belirlemede bir miktar tepkili olan seçmeni konsolide etmek, o iç barışı sağlamak ve sandığa gönüllü motivasyonla seçmenini taşımak diye bir sıkıntısı var. Aslında bu tür mitinglerin de ben bunu sağlayacağını düşünüyorum. Ama Büyükşehir'i alma konusunda Mansur Yavaş'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı aldığını şu anki fotoğrafa göre net olarak görebiliyoruz. Meclisi alma konusunda siyaset mühendisliği diyelim ya da strateji diyelim doğru işlemiş durumda. Çünkü biliyorsunuz Ankara'daki Mamak, Çankaya, Yeni Mahalle, Etimesgut gibi daha merkez diye nitelendirebileceğimiz kentlerde, ilçelerde sosyal demokrat kökenli, tandanslı isimler aday gösterildi. Ama Ankara'nın çeperlerinde işte Ayaş, Beypazarı, Kızılcahamam, işte Pursaklar, bu tür yerlerde de MHP'li, geçmişte MHP'de politika yapmış, hatta belediye başkanlığı yapmış adaylar tercih edildi. Bu da belediye ben meclis üyeliklerini getirmek için önemli bir adım oldu CHP adına, değil çok mi? Önemli. Çok önemli. Ben Mansur Yavaş'ın bu yolda önemli bir yol kat ettiğini düşünüyorum. Yani Ankara aslında şöyle de nitelendirebiliriz. Geçmişte hep İzmir'i örnek verirdik. İzmir'de açık ara CHP alıyor diye. Şu anda Ankara ile İzmir'i yer değiştirmiş görebiliriz Can Bey. Peki son soru. Şimdi 27 gün kaldı. Bugünden sonra seçimin denklemini değiştirecek majör bir değişiklik bekliyor musunuz? Bir sürpriz, bir çekilme olabilir. Son anda lehte veya aleyhte herhangi bir adım olabilir. Mesela bugün ikramiye konusunda zaten 4 bin lira, 5 bin lira bile yapamadı iktidar. 3 bin lira da kaldı ama 6-7 bin lirayı konuşturalım gibi haberler görüyoruz. Ekonomik olarak bilmiyorum bu kadar etki edecek bir şey olur mu? Başka iktidar adına onu söyleyebiliriz. İşte yeniden refaha konuştuk. CHP'de adaylar belli. Bunun dışında Zafer'i, İyi Parti'yi, Memleket Partisi'ni birçok adayı gördük. Bağımsız aday olarak davranan zaten davrandı aday gösterilmeyince CHP'de. Daha bugünden sonra böyle oy farkları çok değiştirecek majör bir etken düşünüyor musunuz? Yoksa 3 aşağı 5 yukarı oylar bu seviyelerde kalır mı diyorsunuz?
Evet, aslında Türkiye genel seçimi olmadığı için, yerel seçim olduğu için bu tür şeyler artık dediğim gibi adaylar etrafında birleştiği için seçmen çok majör bir şey beklemiyorum ben. Çünkü siz demin dolar hesabından emekliye verilen ikramiyenin karşılığını verdiniz, söylediniz. Bu anlamda da artık seçmen bunun tamamen seçim yatırımı olduğunun farkına varacaktır diye düşünüyorum. Ama şöyle çekilmeler konusunda ben Yeniden Refah Partisi'nin 2024 sonrasını düşündüğümüz zaman artık bu saatten sonra çekilmesinin bir siyasi intihar olacağını düşünüyorum. Yani adaylarını çekmesini. Nedeni de şu, yani belli bir aşamaya geldi ve hiçbir kazanım elde etmeden böyle bir çekilme ancak karşılıklı bir çekilme olursa anlamlı. Yani Yeniden Refah Partisi'nin bu adaylar belirlenmeden önceki ittifak önerilerine bir adım atarsa AK Parti. Ancak öyle olabilir. O da çok zor görünüyor. Ve 2024 sonrasını düşünen bir Yeniden Refah Partisi de var. Ben bu saatten sonra oluştuğu, çünkü ciddi bir seçmen havuzu oluştu şu anda. Üye sayısı oluştu. Yani il ve ilçe örgütlerinde son dönemde en çok üyesi artan parti Yeniden Refah Parti. Bu anlamda İYİ Parti ile CHP arasında bazı şeyler konuşuluyordu. Biliyorsunuz özellikle Balıkesir üzerine çok fazla polemik yapıldı. Sayın Turan Çömez'in çekilmesi veya çekilmemesi anlamında. Ama Balıkesir'de bu ittifakın da örneğin böyle yerlerde artık seçmen tabanında oluşabileceğini, artık adayların çekilmesinin bir karşılık bulmayacağını düşünüyorum. Çünkü o eşiğin aşıldığını düşünüyorum. Ama tabii ki bazen oy farklarının çok az olduğu yerler var Can Bey. Hem ilçelerde hem kentlerde hem de büyük şehirlerde. Yani 11, biz çünkü seçim sonrası 11 Büyükşehir Belediyesi'nin ne kadarını korudu ve Denizli'yi, Manisa'yı, Bursa'yı, Balıkesir'e ekleyip eklemediğini konuşacağız. Şu anda 11 Büyükşehir Belediyesi'nden 1-2 puan geride olduğu bölgeler de var CHP'nin. Ama sözünü ettiğimiz örneğin Bursa'da bizim ölçümlerimizde daha önde. Balıkesir'de Ahmet Akın'ın Büyükşehir Belediye Başkanı olması daha şu anki verilere göre daha mantığa uygun, daha akla uygun geliyor. Ama son iki haftaki kampanyaların o 1-2 puan fark olan yerlerde değişimlere yol açacağını da düşünüyorum. Peki, bakalım neler olup bitecek. İzleyici soruları da genelde bu minvalde ilerliyor. Merak edilenler 3 aşağı 5 yukarı aynı. Hatay'ı çok soran var. Bir izleyici sorusuyla kapatalım. Hatay'da Adalet ve Kalkınma Partisi Gökhan Zan'ın da adaylığı sonrası daha avantajlı konuma geldi. Anketler de bunu gösteriyor. Bizce diye kendi tahminini ortaya koymuş Osman Bey. Katılıyor musunuz? Adalet ve Kalkınma Partisi lehine bir tablo mu var şu anda? Şu anki tablo, izleyicimizin görüşüne katılıyorum. Evet, yani benzer bir tablo söz konusu ama oy farkının az olduğu yerlerden biri Hatay. Farklı bir sonuç da alabiliriz seçim sonucu. Ama şu anda izleyicimizin yorumu doğru. Bunun tabii ki bazı yerlerde şunu da söylemeden geçemeyeceğim Can Bey. Yani Yeniden Refah Partisi'nin Anadolu'da bazı kentlerde o toplamda %5-6 diye sözünü ettiğimiz o oy bandının çok üzerinde oylarını görüyoruz. Ya Urfa'yı söylemiştik ama Malatya'da da örneğin %10'ların üzerinde ölçüyoruz. Samsun'da %10'ların üzerinde ölçüyoruz. Yani bu anlamda belki seçimi alamayacak buralarda ama seçimin kaderini değiştirecek oy oranlarına sahip olduğu bölgeler var. Bu da gözden kaçmamalı. Muhtemelen seçim akşamı o grafikleri gördüğümüzde kimin nereyi kazandığı veya kimin nereyi kaybettirdiğini de sık sık konuşacağız gibi geliyor bana. Seçim bittiğinde en çok Yeniden Refah mı konuşuruz? Bunu mu anlamalıyız? Kesinlikle Yeniden Refah Partisi İstanbul veya büyük şehirlerde de bazı büyük şehirlerde de DEM Partisi'ni konuşacağız ama genellikle Yeniden Refah konuşacağımızdan ben şu anki verilere göre eminim. Tabii ki DEM Parti'yi de Adana için, Mersin için, İstanbul için etkilerini mutlaka konuşacağız. Antalya için, evet çok doğru. Ama Yeniden Refah'ın o anlamdaki dağılımı daha fazla. İlçelerde bile çok belirleyici olacağını düşünüyorum. Peki Semih Bey, teşekkür ediyorum. Sağ olun vakit ayırdığınız için.